Peki, Eken başka neler söyledi? İşte Sivas Ticaret Esnaf Odası Başkanı Mustafa Eken'i medeniyet olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda efendim ağırladık. O bizi ağırladı, biz de onu ağırladık. Karşılıklı güzel bir şekilde konuştuk ve yatırım yapmak için gelenlerin emrindeyiz dedi. Ama tabii arsa tahsisi konusunda da şartlarının olduklarını dile getirdi. Geçmişte yaşanan birinci OSB ve ikinci OSB'de yaşanan arazi tahsis konularında yaşananların bu bölgede yaşanmaması için iş dünyasında, iş insanlarının yatırım yapacakları zaman, geleceklerinde onlar için gereken her ne var ise hepsini kendi elleriyle güzel bir şekilde çözüme kavuşturacağını ama tek şartlarının verilen sürede bu işin fabrikanın yapılması gerektiğini özellikle bunlara vurgu yaptı. Sivas'a yatırım yapacak olan iş insanlarının da çok şanslı olduğunu söyledi ve bakalım başka neler dile getirdi. Şimdi burada bir kere olmayan bir şey oldu. Bir başarı var. Evet. Teşvik Sivas alındı. Ondan önce sanayimiz, demir organ sanayimiz 224 hektar. 224 parsel 814 hektar. Baktığınızda bu kadar tahsis ettiğimiz arsalar düştüğü zaman daha %90'ı boş. Değil mi? %95'i boş yani. Evet. Biz şimdi o gün de basın açıklamasında söylemiştim. Biz burada rant için sırf 6. bölge olduk diye Evet. ben burada ahbap çavuş ilişkisinden yer alayım, biz ona müsaade etmeyeceğiz. Böyle gelmeyin diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü geçmişte 90'lı yıllarda Bugün hala cermesini çekiyoruz. evet depo Bu konumunda konuda veya da arsa şahsen konumunda. konuşurken yanlış anlamasınlar. Sayın Valim'in de düşüncesinin bu olduğunu bildiğim, belediye başkanımın düşüncesinin de bu olduğunu bildiğim için Ne güzel. yönetim kurulu başkan vekili olarak veya yönetim kurulunun çevre senedi başkan vekili olarak bu cümleyi hem odam adına söylüyorum hem de orada görev alan biri olarak söylüyorum. Ne ben imzalarım, ne onlar imzalar. Ya böyle bir şeyle kapımıza gelmesinler diyorsunuz. Bir, Bunu duyurduk, evet. kesinlikle dünyadan ve Türkiye'den herkese kapımız açık. Güzel. Yeter ki 6. bölge ve olmadık bile gelenler vardı, Allah razı olsun. Bunlar Sivas'a katma değer katmak için, istihdam sağlamak için, işsiz kardeşlerimiz, hep benim söylediğim bir şey var. İşsiz kardeşlerimizin iş sahibi olması. Amaç bu. Evet. Üç, kısa sürede yatırımını tamamlayıp Sivas'ın ihracatını artırmak için kim geliyorsa emrindeyiz. Bak emrindeyiz diyorum. Yeter ki bir Ben fabrika taksiz diksin. hiçbir şey istemeden emirlerindeyiz. Ne kadar güzel bir şehir. Şehrin valisi bürokrasi de çavuşun her türlü engelleri kaldırıyor. Şehrin belediye başkanı her türlü siyasi olsun şey olsun yardımcı oluyor. Şehrin ticaret odası başkanı seçmişler onların hakkını savunuyor. Buraya yatırım yapılmaz mı? Yatırım cenneti Sivas. Evet. Söylüyorum buradan. Yani çıkıp Bu çıkıp adam gelmeleri söylüyor lazım. bütün Buyurun. Türkiye'ye. Bakın 25 tane cazibe Böyle merkezinde il var. söyleyebiliriz Sayın Başkanım. 25 tane il var. Sivas, Demirağ, inşallah birinci organizemizde zaten yerimiz kalmadı. Orada bizim arsamız yok zaten. Birkaç arsa. Ona da geleceğiz Birkaç efendim. arsa. Peki. Gerek inşallah o da alındığında birinci organize inşallah ben inanıyorum. Ben inanıyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci organize sanayi de bu cazibe kapsamına alınacağına inanıyorum. O zaman da inanmıştım. Bu anlamda Sivas yatırım cenneti. 2022-2023 yılında Sivas'a yatırım yapan tüm hemşehrilerimiz inanın çok şanslı. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğru anlamda yatırım, doğru bir yapı, amaç, demiş saydığım amaçlar, istihdam, yatırım, katma değer ve ihracat odaklı. Kim varsa bugün itibariyle ben buraya davet ediyorum. Onların önüne öncülük edeceğimi, rehberlik edeceğimi, Sayın Valimizle ve Belediye Başkanımıza da o insanları bizzat gerekirse tek tek götürüp yapacakları yatırım dosyalarını da ortaya koymaya burada söz veriyorum. Yeter Yeter ki ki Sivas'a gelsin. yatırım yapsınlar. Ha onlar da bize şöyle teşekkür etsinler ki Sivas Türkiye'deki en cazip illerin başına geçti. Bu da bir avantajdır. Evet. Bu da bir avantajdır. Şimdi onlar da çok şanslılar böyle bir yere yatırım yapacaklar için. Onu söyleyeyim. Hadi Sivas'tan şart değil artık. Türkiye'nin 81 ilinden. Avrupa'dan. Buyursunlar işte. Hazır. Hazır. Yani cazibe hazır. Cazibe hazır. Altyapı devam ediyor. Hemen az taslarını yapıyoruz. Mart ayında temellerini atabilirler. Mart ayında. Daha bir sıkıntı yok. Hava şartları Şubat'ta iyice tutabilir. Hiç Güzel. sıkıntı yok. Daha ne yapalım? O zaman bu çağrıya inşallah birçok yatırımcı kulak verir Verir diyoruz. inşallah. 6 ay içinde de başlamayanları için iptal ederiz. Ben de ona gelecektim. Abi. Yani şimdi bir burada bir şart olmalı. Çünkü geçmişte bunu Sivas şu anda hala sıkıntısını çekiyor. Yani gelecek olan kişiye belli bir gün parantez içinde verilmeli diyecektim ki siz bunu zaten Aldı, söylediniz. tahsis yaptık. Evet. Resmi olarak firmaya İmza kabul atıldı. edildi. 6 ay süre vereceğiz.
6 ay içinde inşaatına başlarsa bu kardeşimiz, bu firmamız, bu insan zaten sıkıntı yok. Başlamazsa iptal ederiz. Evet. İptal ederiz. Ha, olabilir. Şartlar bir ay gecikebilir. 2 ay gecikebilir. Onun haklı sebepleri vardır. Tolerans olabilir. Olabilir. Yeter ki inanalım. Hı hı. Yönetim kurulu yeter ki inansın. O işin, o firmanın yapılacağına yeter ki inansın. Sayın Eken'e biz de efendim çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tabii ki biz de iş insanlarını Sivas'a davet ediyoruz. Şimdilik tabii Cazibe Merkezi, Demira OSB ilan edildi ama 2022 yılı, yani bu yıl içerisinde yine Sivas'ın tamamını kapsayacak, işte Cazibe Merkezi konumuna gelecek şeklinde de Sivas'ın bu konuda da yine çalışmalarının yoğun bir şekilde yılın o ilk günlerinden itibaren devam ettiğini, hatta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgili izleyenlerimiz Sivas heyetiyle birlikte gittiler. Orada biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sayın Valimiz, işte Sayın Belediye Başkanımız, işte Sayın Ticaret Odası Başkanı, Sayın Milletvekilimiz Semih Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler. Hani Demira OSB'nin Cazibe Merkezi ilan edilmesinden dolayı ve burada tabii ki Cumhurbaşkanı'ndan yine burada taleplerde bulundular. Sivas'ın tamamının alınması yönünde de bu konularda söylediklerini Sayın Eken bizim yapmış olduğumuz Şehrin Gündemi programında özellikle bunlara da burada açıklık getirdi. Biz de bunları sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenlerimiz. Çünkü Şehrin Gündemi'ni en sıcak şekilde Medyanet olarak biz de tutmaya devam ediyoruz.